Herkese merhaba. Bu ders videomuzda bir matrisin bir işleme göre tersinin nasıl bulunacağını göstereceğiz. İlk olarak bir matrisin toplama işlemine göre tersi, ikinci olarak bir matrisin çarpma işlemine göre tersinin hangi durumlarda var olduğunu ve bu terslerin nasıl hesaplanacağını göreceğiz. Videomuza toplama işlemine göre tersle başlayalım. Bir matrisin toplama işlemine göre tersi. A, M çarpı N tipinde bir matris olmak üzere. Bakın bize A matrisi verildi. A artı B eşittir B artı A eşittir 0. Buradaki 0 dediğimiz 0 matrisi M çarpı N tipinde tabi. Burada B dediğimiz de M çarpı N tipinde. Toplama işlemini yapabilmemiz için boyutların eşit olması lazım. A'nın M çarpı N tipinde olduğunu söylemiştik. Bu eşitliği sağlayan B matrisine tabi böyle bir matris varsa ki var, A matrisinin toplama işlemine göre tersi denir ve eksi A ile gösterilir. Toplama işlemine göre ters bulmak aslında çok basit. Her zaman toplama işlemine göre tersi var bir matrisin. Bu matriste. E, hissedebileceğiniz gibi burada gösterdik zaten A matrisi şu şekilde M çarpı N tipinde bir matris olarak veresin. Birinci satır birinci sütun elemanı birinci satır ikinci sütun elemanı bu şekilde yazılsın. M'nin satır N'nin sütun elemanı. E ben B matrisini nasıl seçerim ki A artı B ya da B artı A toplamını sıfır yapsın. Nasıl yapacağım arkadaşım? Bunlar bileşen bileşen toplamı sıfır olacak şekilde. Yani A matrisini eksi a yani eksi a maddesini b olarak seçersem açıktır ki a artı b ile b artı a'yı topladığında sıfır yapar. Biz burada b maddesine a maddesinin tersi ya da a maddesine b matrisinin tersi diyeceğiz. Yani bunlar birbirinin toplama işlemine göre tersidir. Yanlış anlaşılmasın. Toplama işlemine göre ters çok kolay bulunuyor. Mesela şöyle bir matris olsun. 1, 2, 3, 4. Bu matrisin toplama işlemine göre tersi ne? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4'tür. Neden? Bunların ikisini topladın. Bunların ikisini topladın. Yani bütün bileşenleri toplama işlemine soktuğunda ne çıkacak? 0, 0, 0, 0. Dolayısıyla değişme özelliğini de kullanırsa yine 0 çıkacak. Dolayısıyla birbirinin tersi oldu. Toplama işlemi bir sıkıntı yok. Devam edelim bir matrisin çarpma işlemine göre ters. E, buna geçmeden genel olarak ben size e, ters olayını şöyle söyleyeyim. Bir tane yıldız iş, işlemi olsun. A yıldız B eşittir e, B yıldız A o da eşittir Etkisi elemanı da E ile gösterelim. Eğer bu e, eşitlik sağlanıyorsa B matrisine şey B özür de matris değil. B elemanına A elemanın tersi diyoruz. Burada da aynı işlemi yapacağız. Şimdi burada yıldız dediğim şey toplamayı da matrislerde büyük harflerle yazılıyordu değil mi? Birim matriste toplama işleminin sıfırdı. Şimdi aynısını çarpma işlemine göre yaparsak nasıl olacak bir bakalım. A1 kare matris olmak üzere kare matrislerde bu tanımlı. A çarpı B eşittir. B çarpı A eşittir. I eşitliğini sağlayan B matrisine tabi bu matris varsa her zaman olmayabilir. A matrisinin çarpma işlemine göre tersi denir ve A üzeri eksi 1 ile gösterilir. Yukarıdaki tanımı nasıl düzenlemişim? Büyük A, buradaki yıldız işlemi artık matrislerde çarpma işlemi. A çarpı B eşittir B çarpı A. O da eşittir. Şimdi çarpma işlemi birim elemanı neydi? I matrisiydi. Yani identity birim matriste. Bu eşitliği sağlayan B matrisine A matrisinin tersi denir ve A üzeri eksi 1 ile gösterilir dedik bir notumuz var. A matrisi terse sahipse A'ya terslenebilir matris diyeceğiz. Aksi durumda A'ya tekil matris diyeceğiz. Yani terslenemez veya singüler de çoğu zaman kullanacağız. İngilizceden singular Türkçe'ye bu şekilde geçmiş bu şekilde kullanılanlar mevcut. Singüler matris diyeceğiz. Tersi olmayan matrisleri her matrisin çünkü tersi olmayabilir. Burada varsa demiştik. Bakalım iki tane bize matris verilmiş. Bu matrisler acaba terslenebilir mi? Varsa terslerini bulalım. Yoksa terslenemediklerini söyleyelim. Şimdi tersini nasıl bulacağız? A matrisine bakalım. Hatta AB'nin tersi gibi duruyor. Bir inceleyelim bakalım. Şimdi A ile B'yi çarpalım. Bir de B ile A'yı çarpalım. Eğer bunlar ikisi de birim matrisi veriyor ise A, B tersi veya BA'nın tersidir diyeceğim. Şimdi şöyle yazalım. 3, 0, 2, 4, 1 bölü 3, 0, eksi 1 bölü 6, 1 bölü 4. Çarpalım. Eşittir. Ee, yan çevirip çarptım. 0 geldi. Buradan 1 geldi. Buradan 0 geldi. Buradan ne gelir? 2 çarpı 1 bölü 3 artı 4 çarpı eksi 1 bölü 6. Şurası 2 bölü 3 geldi. Burası eksi 2 bölü 3 geldi. Buradan 0 geldi. Buradan da 1 geldi. Bakın A ile B'yi çarptığımda ne geldi elimde? Bir matris var. Güzel. E, B ile A'yı çarpayım. 1 bölü 3 0 eksi 1 bölü 6 1 bölü 4. Bununla da A matrisini çarpacağım. 3 0 2 4 çarpalım. 3 ile 1 bölü 3 çarptım. Bu burası 0 3 bölü 6 eksi 1 bölü 2. Bunu bunu çarptım. Artı 1 bölü 2. Burası da 0 geldi. Bu ikisini çarparsam 1. A, Bu da birim maddesi geldi. Yani yukarıdaki koşul sağlandı mı? Sağlandı. Şöyle biraz aşağıya alalım. Olup A çarpı B eşittir. B çarpı A eşittir. I olduğundan B'ye A'nın çarpma işlemine göre tersidir denir. Şöyle de gösteriliyorduk. B eşittir A üzeri eksi bir şeklinde yazdık. Yani A ile B birbirlerinin tersiymiş. A matrisinin tersi B, B matrisinin tersi de A matrisiymiş. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Demin ne gördük? İki matris birbirinin tersi olduğunu gördük. Şimdi bir matris verildi. E, şimdi tersi olmayabilir dedik. Bu matrisin terslenemeyeceğini gösterdik. Şimdi diyelim ki varsayalım ki varsayalım ki B B matrisinde şöyle a b c d girdileri olsun. A'nın tersi olsun. B maddesi A maddesinin tersi olsun. Eğer bir çelişkili bir ifade yakalarsam demek ki bu varsayımım yanlış olacak. B A'nın tersi olamaz diyeceğiz. Demek ki bu matris terslenemez diyeceğiz. Şimdi A B'nin şey pardon B A'nın tersi ise demek ki şu çarpım bir maddesi eşit öyle değil mi? A çarpı B eşittir. Yani 1 2 0 0 çarpı A B CD bunun birim maddesi eşit olması lazım. Yani 1, 0, 0, 1 birim maddise eşit olması gerekir. Eşittir. I olması gerekir. Şimdi o zaman ben bu çarpma işlemini göstereyim. Nasıl olacak acaba? Şimdi şuradan bir ok çizdim. Şu çarpma işlemini yapıyorum. Ne gelecek buradan? A artı 2C geldi. Buradan ne gelir? B artı 2 D gelir. Buradan 0 gelir. Buradan 0 gelir. Eşittir. 1, 0, 0, 1 şeklinde bir eşitliğim geldi. Devam edeyim. İki matrisin eşit olması için ne olması lazım? Bileşen bileşen eşit olması lazım. A artı 2 C'nin 1'e eşit olması lazım. B artı 2 D'nin 0'a eşit olması lazım. 0'ın 0'a eşit olması lazım. 0'ın 1'e eşit olması lazım. Bu denklem sistemi bir çözümü var mıdır? Çözümü yoktur. Yani bu denklem sistemi tutarlı değildir. Ee, buradan ne yakaladım ben? Çelişki. Biz ne varsaymıştık? Bunun bir ters olduğunu varsaymıştık. Demek ki bu eşitliğin sağlandığı, sağlanması gerekirdi. Fakat bakıyoruz bu denklem sistemin çözümü yok. Ne sağlanması? Hani belki sonsuz çözüm falan çıkar diye umuyorduk. Fakat baktık çözüm yok. Çelişki çözüm yok. Dolayısıyla ne söyleyebiliriz? Yazalım. Dolayısıyla böyle bir B matrisi bulunamaz. Yani A'nın tersi yoktur diyoruz ya da A tekil matristir de diyebiliriz. Tekil ya da neydi? Singülerdi değil mi? Singüler matristir. Evet, bir matrisin tersi olmadığını da bu şekilde gösterebiliriz. Fakat ileride başka yollar göreceğiz. Daha kısa yollar. Bir matrisin tersine men varsayalım ki ters olsun deyip çelişkiye düşerek göstermiş olduk. Evet gelelim bir teoremimiz var. A matrisine karşılık gelen matrisler e, ters matrisler B ve C ise B eşittir C olmak zorundadır. Şimdi A matrisine karşılık gelen ters matrisler varmış. Demek ki A terslenebilir mi matris unutmayalım. A terslenebilir bir matris ise burada bize diyor ki tersi tektir diyor. Yani bir matrisin iki tane tersi olmaz. Bu matris tek olmak zorundadır. Şimdi gelin bunu kanıtlayalım. Kanıtlamak isteyen arkadaşlar videoyu durdurup kendi işlemleri yapabilir. Sonradan kontrol edebilir. Biz kanıta başlayalım. Şimdi B matrisi A matrisinin tersi ise B çarpı A'nın U eşit olması lazım. Bunu biliyoruz. Güzel. Şimdi ise dedim. Şunu yapıyorum arkadaşlar. Her iki taraftan sağdan C ile çarpıyorum. BA çarpı C dedim eşittir I çarpı C oldu. Her iki taraftan sağdan C ile çarptım eşitlik bozulmadı. Güzel. İse dedim şimdi biliyoruz ki çarpma işlemi değişmeli pardon birleşmeliydi. Bu parantezi bir tık yana kaydırabiliriz. B A C eşittir I ile C'yi çarparsam bir matrisle C çarparsam C matrisi geldi. Şimdi ayrıyeten de C matrisi A'nın tersi değil miydi? Tersiydi. O zaman A ile C'ye çarptığımda ne gelmesi lazım? Birim matris gelmesi lazım. Eşittir C oldu. E, B ile I'yi çarparsam ne elde ediyorum? B matrisini elde ediyorum. Dolayısıyla B'nin C'ye eşit olduğunu yakaladım. Nereden başladım? Buradan. Nerede bitirdim? İstediğim B'nin C'ye eşit olduğunu e, kanıtlamamı istiyordu. Orada da tam olarak bitirdim. Yani direkt bir kanıt yapmış olduk. Diğer taraftan da başlayabilirdiniz. A çarpı e, pardon. A çarpı B. C çarpı A diyerek de diğer taraftan C eşittir. B de bulabilirsiniz. Evet. Yani A matrisi terslenebilir ise, tersi tektir. Zaten yukarıda söylemiştik biz. Terslenebilir ise terslenemez ise zaten tersinden bahsedemiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir 3 yıldız atayım buraya. Yıldız sayımız fazla hatta 4 tane de atabiliriz. 2 çarpı 2 tipinde bir matris verildiğinde bu matrisin ne zaman tersi var ve tersi nasıl hesaplanır? Burada hatta 5 yıldız atalım. Bu notta söylüyoruz. A matrisi genel olarak ABCD 2 çarpı 2 matrisi verilsin. Bu matris terslenebilirdir ancak ve ancak... A çarpı D eksi B çarpı C sıfırdan farklı olacak. Burada kısa olarak şöyle yapabilirsiniz. A ile D'yi çarptım. Sanki işler dışlar çarpımı gibi. Eksi B ile C'yi çarptım. Sıfırdan farklı olacak ve A'nın tersini de hemen formülize etmişiz. Nasılmış? 1 bölü A D eksi BC çarpı. Buraya dikkat arkadaşlar. Ne yapmışız? Bakın A ile D'nin yerini değiştirmişiz. A ile D yer değiştirmiş. B ile C de işaret değiştirmiş. Yer değiştirmiş, işaret değiştirmiş. Aklınızda böyle kodlayabilirsiniz. Bunlar yer değiştirdi. B ile C'nin konumları sabit kaldı fakat önlerine eksiler geldi. İşaretleri değişti. A'nın tersi de bu şekilde hesaplanabilir. Bakın burada dikkat ederseniz eğer burası 0 olduğunda şuradaki arkadaşın ne olması gerekecek? 0 olacak. 1/0 da tanımsızlık verecek. Dolayısıyla ben bunu tanımlayamayacağım diyeceğim. Şimdi bu yöntem aklımızın bir köşesinde kalması lazım. Bize işlemlerde çok çok kolaylık sağlar. Eğer 2 çarpı 2 tipinde matrisler karşımıza gelirse. İleriki videolarda daha büyük tipteki matrislerin terslerinin nasıl hesaplanabileceğini göreceğiz ama şu anda 2 çarpı 2 tipindeki matrisleri çok kolaylıkla çözebileceğiz. Örneğin bu matris terslenebilir midir? Evet ise tersini bulunuz. Hemen bakalım terslenebilir olması için ne gerekiyordu? Şu içler dışlar çarpımının sıfırdan farklı olması gerekiyor. Bakalım gerçekten de öyle mi? 3 çarpı 2 eksi 0 çarpı 1. Eşit mi sıfıra? Bakalım 3 kere 2 6. 6 yaptı değil mi? Bu da sıfırdan farklı olduğundan olduğundan A terslenebilirdir. Güzel. Peki tersi nedir? Tersini de hesaplayabiliriz. A'nın tersi nasıl hesaplanıyordu? 1 bölü buradaki sayı. Buradaki sayı kaç bulduk? 6. Hani A, D, eksi, B, C yapıyorduk ya. Çarpı. Ne yapıyordum? Bunların yerleri değişiyor. 2, 3 böyle oluyor. Bunların da işaretleri değişiyor. Eksi 1 burada, 0 burada. E, 1 bölü 6 skaler bir sayı. Matrise çarparsam ne elde edeceğim? E, sadeleş... Neyse 2 bölü 6 yazayım. Sadeleştiririz sonradan. 0 bölü 6. Eksi 1 bölü 6. 3 bölü 6. Düzenler isek. 1 bölü 3 0. Eksi 1 bölü 6. 1 bölü 2 ters matrisine ulaşmış olduk. Burada kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar yani bu matris bu matrisin tersi mi diye. Ne yapacaksınız? A çarpı A eksi 1 eşittir. A eksi 1 çarpı A eşittir. I yapıyor mu? Eğer I yapıyorsa zaten bu matris bu matrisin tersidir diyoruz. Şimdi bu 5 yıldız not aklımızda duruyor ya hemen bir öncesine gelelim. Hani biz ters denemez bir matris göstermiştik hatırlıyorsanız. O neredeydi? Şuradaydı değil mi? Heh, ters denemeyeceğini gösteriniz. Ben bunu varsayalım ki tersi var diyerek göstermiştim. Ama demin ki önermeden direkt söyleyebiliriz. Bunların ikisinin çarpımı eksi bunların ikisinin çarpımı sıfırdan farklı olacak değil mi? 1 çarpı 0 eksi 0 çarpı 2 ne yapar? 0 yazar. E sıfıra eşittir bu değil mi? Sıfırdan farklı olsaydı tersi olacaktı fakat sıfır olduğu için tersinebileceğini de buradan görün istedim. Güzel. Devam edelim. Burada tersi olmayacağını söyledik. Geldik son kısma. Tersinebilir matrislerin bazı özellikleri. A ve B n çarpı n tipinde terslenebilir matrisler ve k bir reel sayı olsun. Bu durumda aşağıdaki özelliklere bakalım. Şöyle pembeyle işaretleyelim. A'nın tersinin tersi. Şimdi A terslenebilirdi. Tersinin tersi A'nın kendisine eşittir. Güzel bir bilgi aklımızın köşesinde bulunsun. A'nın transpozunun tersi A'nın tersinin transpozuna eşit. Güzel yıldız atayım güzel bir bilgi. Transpoz ve ters arasında bir ilişki kurmuş. Şuraya 3 yıldız atıyorum. Üçüncü özelliği A çarpı B'nin tersi. B'nin tersi çarpı A'nın tersi çok çok önemli bir özellik. Dikkat ederseniz sanki transpoza da benziyor. A çarpı B'nin transpozunda neydi? B'nin transpozu an transpozu yer değişiyordu. Terste de aynı şekilde yer değişiyor. Dördüncü özelliğimiz K çarpı A'nın tersi şuna eşit. 1 bölü K çarpı A'nın tersi. Burada şunu düşünebilirsin sanki. K, buradaki eksi 1 hem K'ya geliyor hem A'ya geliyor. E, K reel sayı olduğu için tersi nedir? 1 bölü k çarpı a'nın tersidir. Bu şekilde yapabiliriz. Tabi burada k'nın a terslenebilirdi. k'nın da sıfırdan farklı olduğunu söyleyebiliriz aslında. Çünkü sıfır maddesinin terslenemeyeceğini biliyoruz. Öyle değil mi? Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela sıfır matrisi 2 çarpı 2 tipinde bir maddesi olsun. Bu terslenebilir midir? Terslenemezler değil mi? Şimdi şununla şunun çarpımı eksi bununla bunun çarpımı sıfır olması lazım. Dolayısıyla sıfır matrisi terslenemez bir matristir. Tersi olmayan singüler bir matristir. Dolayısıyla burada K'nın onu da yazmakta fayda var. Eşit değildir. Sıfır olması gerekiyor. Ha, burası güzel. A'nın n'inci kuvveti. İşte A'nın karesi neye denk geldiğini biliyoruz. A çarpı A'ya denk geliyor. A'nın n'inci kuvvetinin tersi şu ne eşitmiş? A'nın tersinin n'inci kuvveti. Bu da neye eşit? A'nın ters çarpı A'nın ters çarpı nokta nokta A üzeri eksi n'ye eşit. Tabi burada n bir doğal sayı olmak üzere. Yani bunların ikisini sen eğer n doğal sayı ise çarpabiliyorsun. Unutma. Tabi çarpmanın buradaki eksi n olması a üzeri eksi 1'in eksi n defa tekrarlandığı anlamına geliyor. Farklı bir anlama lütfen getirmeye çalışmayın. Burada a'yı 1 bölü a diye ters çevirmiyoruz. Oradaki eksi 1 ters anlamına geliyor. Olayımız bu. Yanlış anlaşılmasın. Özellikle açıklayalım. Altıncı olarak birim matrisin tersi. Kendisine eşit. O güzel. Hemen buradan bir soru çıktı. A'nın tersi. A ise A birim matris olmak zorunda mıdır? lütfen sorunuzun yani bu sorunun cevabını yorumları yazın. Ben de şimdi cevaplamayacağım. A'nın tersi A'ya eşit ise A birim maddesi olmak zorunda mıdır? Hemen 6. özellikten bunu söyledik. 7.'si zaten tanımdan gelen bir şey. A ile A'nın A'nın tersinin çarpımı, A'nın tersiyle ile A'nın çarpımı birim maddesi eşit olmak zorunda. Zaten tanımdan bunu söylüyoruz. Şimdi kanıt yazmışız. Ben bir tanesini kanıtlayayım. Hatta bak şu 3 yıldız yaptık ve bunu kanıtlayalım. Üçüncüsü A çarpı B'nin tersi en çok kullanacağımız yani bana göre en yararlı olan bu şu anda. Bunun kanıtını yapalım. A çarpı B'nin tersinin B'nin tersi çarpı A'nın tersine eşit olması. Şu göstermemiz gerekeni şöyle yazayım. Göstermemiz gereken A çarpı B'nin tersi eşittir. B'nin tersi çarpı A'nın tersi. Şimdi bir B matrisi A matrisinin tersi ise ne yapıyorduk biz? A ile B'nin çarpımı eşittir. B ile A'nın çarpımının I yapması lazım. Demek ki şöyle sarı ile yazıyorum. Bizim göstermemiz gereken ne olacak? Göstermemiz gereken AB matrisi ile çünkü AB'nin tersi bu ya. AB matrisi ile b eksi 1 a eksi 1'i çarptığımızda ve bunların yer değiştirerek çarptığımızda b eksi 1 a eksi 1 çarpı AB bunun ı yapması lazım. Yani göstermemiz gereken bu. Bunu gösterirsek zaten bunun tersi olduğunu söylemiş oluruz. İki taraftan yapalım. Şöyle beyaz kalemimi aldım. Öncelikle a çarpı b çarpı b üzeri eksi 1 a üzeri eksi 1'in ı yaptığını göstermeye çalışacağım. Tabii şunları da parantez alsak aslında daha güzel gözükür. Şöyle parantez alalım. Şimdi bu iki matrisinin çarpımı için şunu yapıyorum arkadaşlar. Bizim birleşme özelliğimiz vardı ya parantezleri istediğim gibi kaydırabiliyordum. E şunu şöyle yazabilirim. A çarpı parantezleri kaldırdım düşün parantezi buraya alıyorum. B çarpı B üzeri eksi 1 A üzeri eksi 1. Eşittir. E, B ile B üzeri eksi birin çarpımı nedir arkadaşlar? A ve B tersinebilir matrisler. Dolayısıyla B ile tersin çarpımı burası I yapacak. Yani burası ne olacak? A çarpı I çarpı A üzeri eksi bir kaldı. E buradan da çarpsanız, buradan da çarpsanız zaten A ile birim matris ya da birim matris ile A üzeri eksi birin çarpımı. Biz soldan çarpalım. A çarpı A üstü kalır, değil mi? E, A çarpı A üstü de neye eşittir? Birim matrise eşittir. Bu kadar. Şimdi bir kısmını gösterdik. Yani şurasının I'ye eşit olduğunu gösterdik. Şimdi tersini gösterelim. B üzeri eksi 1, A üzeri eksi 1 çarpı A, B'nin I olduğunu gösterelim. Buradan hemen ne yapıyoruz? Deminki taktik gibi birleşme özelliğimiz vardı. Ortadakini kaldırıyoruz. B üzeri eksi 1, A üzeri eksi 1, A çarpı B. Şöyle paranteze atalım. Ben bunun buna eşit olduğunu biliyorum. Burada A ile A'nın tersini çarptığımda Şuradan ikisini çarptığımda I yapacak. E, B üzeri eksi 1 I B oldu. B üzeri eksi 1 ile I'yı çarparsam B üzeri eksi 1 maddesi elde ederim. Bunu da B ile çarparsam B ile B'nin tersini çarptığımda I maddesini elde ettim. Yani hem sağdan hem soldan bunları birbiriyle çarptığımda I maddesini elde ettiğime göre demek ki A çarpı B şuraya yazalım. Sarı kalemle yazıyorum. Şöyle kapanış olarak. A çarpı B üzeri eksi 1. Yani bu AB matrisinin tersi neymiş? B üzeri eksi 1 çarpı A üzeri eksi 1 imiş. Güzel. Bunu da yaptık. Diğerlerini size bırakıyorum. Yapamadığınız ve yardım istediğiniz olanlar varsa yorumları yazabilirsiniz. Son sorumuz. Bunu da size bırakalım. İki matrisin çarpımı ekil bir matrisse yani A çarpı B'ye çarptım bir C matris çıktı. Bu C matrisi terslenemez. Terslenemez. Güzel. Terslenemez matris çıktı. Bu durumda A ve B hakkında ne söyleyebilirim? En azından bir tanesi terslenemez bir matris olmak zorunda mı? Yani iki matrisin şöyle düşünelim. İki terslenebilir matris çarptım. Terslenemez çıkabilir mi? Tekil olmak zorunda mı? Neden zorunda? Bunu da yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Güzel bir video oldu. Özellikle şu 5 yıldızlı notumuz unutmayalım. Bir matrisin tersi nasıl hesaplanıyor? Bu tabi burada 2 iki çarpı 2'lik bir matris için verdik. Ve burada yani bu videoda çıkarmanız gereken en önemli özellik şu. A matrisi ve B matrisi birbirinin tersi ise A çarpı B B çarpı A eşittir I eşitliğinin sağlandığını biliyor olmamız gerekiyor. Evet bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.